Herkese merhaba teknoloji oku takipçileri, YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Vivo Y21 cep telefonunu inceliyoruz. Biliyorsunuz geçtiğimiz aylarda Vivo'nun Y21S modeli yine bizim inceleme konuğumuz olmuştu. Onunla ilgili detaylı bir videoda yayınlamıştık. Yukarıdan linkini veririm. Oradan da isterseniz o videoyu da izleyebilirsiniz. Şimdi yeni gönderilen bu model ise, teste gelen bu model ise yine Türkiye'de üretilen ve özellikle de böyle giriş orta sınıf olarak tanımlayabileceğimiz bir cep telefonu. Her zaman olduğu gibi ben bir genel görünümden bahsetmek istiyorum. Yan yüzde bir güç tuşumuz var. Bu güç tuşu birazcık kalın. Sebebi ise parmak izi okuyucunun entegre edilmiş olması. Onun hemen üst kısmında ses açma kapama tuşlarımız mevcut. Diğer yan tarafta herhangi bir başka bir şey yok. Üst tarafta bir sim kart yuvamız bulunuyor. Alt kısımda ise Type-C bağlantı yuvası, yani Type-C'ye bağlantı yuvası ve kulaklık mikrofon girişinin olduğunu söyleyeyim. Bunun dışında cihazın hani başka bir giriş çıkışı yok. Arka tarafı çevirdiğimizde bu bize gönderilen renk mavi olduğu için çok hoş bir mavi renk var. Böyle yanar döner gibi bir mavimiz var. Üst kısımda ise kameralarımız bulunuyor. Kamera modülünün altında da bir de LED lambamız mevcut. Onun da altını özellikle çizmiş olayım. Şimdi bu genel görünümden sonra Vivo Y21 modelinin teknik özelliklerini bir göz atalım. Ekranda bir tablo görüyorsunuz. 6.51 inçlik 720x1600 piksellik HD Plus bir ekranımız var. 4 GB RAM ve 1 GB RAM genişleme özelliği bulunuyor. 64 GB depolama alanımız var. MediaTek'in Helio P35 chipseti kullanılmış. 13 megapiksellik ana kameraya 2 megapiksellik makro kamera eşlik ediyor. 8 megapiksellik bir ön kameramız var. Android 11 işletim sistemiyle geliyor bu cep telefonu. Çift tat desteği var. Parmak izi sensörü olduğunu söylemiştik. 5000 mAh'lik bir pil var. 18 wattlık şarj ki kutudan çıkıyor, bu önemli. Onun detaylarını birazdan söyleyeceğim sizlere. Bunun dışında baktığımızda Bluetooth 5.0 özelliği ve Türkiye'de üretilmiş olduğunu belirtelim. Fiyatı da biz bu incelemeyi yaptığımız tarihte yaklaşık 4000 TL'ydi. Şimdi gelelim telefonun kullanım deneyimine. Arkadaşlar, Y21S modeline göre en önemli farklardan bir tanesi telefonun işlemcisi güncellendi. Artık daha güncel bir işlemciyle geliyor. P35, Helio P35 de geliyor. Bu Helio P35 işlemcisi de günlük ihtiyaçlarımızı fazlasıyla görebilecek ve performans anlamında da bizi yarı yolda bırakmayacak bir işlemci. Bir önceki modelde ise daha az güçlü bir işlemci kullanılmıştı. Burada işlemci güncellenmiş ve artık çok daha performanslı bir cep telefonu var karşımızda. Tabii ki bu model hani giriş ortaya yakın, girişin biraz üzeri ortaya yakın bir cep telefonu ve günlük ihtiyaçlarda fazlasıyla kullanabiliyoruz. Oyun oynamak, uygulama yüklemek ve benzeri işlerde rahatlıkla kullanabiliyoruz. Herhangi bir sıkıntı da yaşamıyoruz. PUBG vesaire de yükledik biz. Onların deneyimlerini de yaptık arkadaşlar. PUBG'de vesaire de sıkıntısız bir şekilde bir deneyimde sunduğunun altını özellikle çizelim. Kamera tarafında İkili bir kameramız var. Arka yüzü çevirdiğimizde bu ikili kamerayı görüyoruz zaten. Ve kamera menüsü de bize oldukça tanıdık geliyor. Daha önce Vivo bir telefon kullandıysanız bu kamera menüsü size çok yabancı gelmeyecektir. Günlük ihtiyaçları fazlasıyla karşılan bir kamera var. Özellikle de iyi ışıkta iyi sonuçlar veriyor. Portre modu vesaire gibi özelliklerin olduğunu da söyleyelim arkadaşlar. Panorama modu var ve benzeri birçok çekim modunda yine bu kamerayla beraber geldiğinin altını çizmek istiyorum. Kamera işi görüyor ama söylediğim gibi tabii ki böyle çok ışık kötü olduğunda, düşük ışık şartlarında elbette yüksek bir performans beklemeyeceksiniz ama kendi kategorisinde değerlendirecek olursak kameranın yeterli olduğunu söyleyebilirim. Şimdi Vivo Y21 modeliyle çektiğimiz fotoğraf ve video örneklerini izleyelim. Akabinde incelememize devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, şu anda Vivo Y21'in video performansını görmektesiniz. Sesimi de aynı zamanda Vivo Y21'in mikrofonlarından alıyorsunuz. Yüksek ışıkta performansının güzel olduğunu söyleyebiliriz. Şöyle bir de zoom yapalım. Bakalım netleyecek mi vapura.
Yani 1080p olduğu için biraz düşük çözünürlük olsa da herhangi bir sıkıntı olmadığını söyleyebiliriz. Şimdi gelelim pil tarafına. Telefonda 5000 mAh'lik bir pil kullanılmış. Tabii ki biz her zaman yaptığımız gibi önce sentetik testler yaptık, sonra kullanım deneyimi testleri yaptık. Kullanım deneyiminde 2 gün çok rahat görüyorsunuz. Sentetik testlerde de PC Mark kullanıyoruz biz biliyorsunuz ve 21 saat 58 dakika gibi inanılmaz bir değer bulduk. Yani bu telefonla böyle aldığınız zaman hiç non-stop kullansanız 21 saatlik bir kullanım deneyimi size sunuyor ki çok iyi bir rakam. Onun altını özellikle çizeyim. Çok rahat bir şekilde her türlü ortamda pil sıkıntısı yaşamadan bu cep telefonunuzu kullanacağız anlamına geliyor. Bu arada kutusundan bir tane kılıf, şöyle yumuşak bir kılıf, aynı zamanda 18 wattlık ki telefon zaten 18 watt'a kadar destekli bir adaptör çıkıyor. Bu önemli. Biliyorsunuz artık bazı markalar kutularına adaptör falan koymuyorlar. Kablosu da çıkıyor ama kulaklık yok. Onu da söyleyelim. Kulaklık zaten epey uzun zamandır artık üreticilerin kutulara koymadığı bir şey haline gelmiş durumda. Bu üründe de kulaklık yok ama adaptörün çıkması güzel. Ekstradan bir adaptör arama derdiniz falan da kalmamış oluyor. 18 wattlık da bir hızlı şarj veren bir adaptör kutusundan çıkıyor Vivo Y21 modelinin. Şimdi gelelim fiyat meselesine. Ürünün fiyatı biz bu incelemeyi yaptığımız tarihlerde 4000 TL civarındaydı. Piyasada benzer özelliklere sahip cep telefonlarına baktığımızda aslında çok garip bir fiyat listelemesi ortaya çıkmış durumda. Neden oldu bu? Tabii sebebi şu biraz arkadaşlar. Son aylarda dolar kurundaki bu inişler çıkışlardan dolayı daha önce benzer bir telefon getiren bir üretici dolar kurunu daha düşükten girdiği için onların fiyatları daha makulde kaldı. Yani 2500 liraya da 3000 liraya neredeyse bu tarz bir telefonu da alabiliyorsunuz. Ama bu model yeni girdiği için piyasaya ve kur da birazcık yüksek olduğu için fiyatları yüksek kalıyor. Bu sadece Vivo Y21 modelinin sorunu değil. Benzer şekilde geçtiğimiz aylarda piyasaya giren herhangi bir cihaz olup da yeni giren cihazlar arasında böyle bir fiyat farkı oluşmuş durumda. Ama muhtemelen daha önceki kurdan giren modellerin satışı bittiği zaman, yani stokları bittiği zaman onların fiyatları da bir parça daha yüksek olacaktır diye düşünüyorum. Yani uzun lafın kısası, fiyat birazcık yüksek kalmış benzer işlemci kullanan diğer modellere göre ama onların fiyatları da 1-2 ay içinde artar diye tahmin ediyorum. Evet, bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Bu videoda sizlere Vivo Y21 modelini anlatmaya çalıştık. Bu modelle ilgili merak ettiğiniz, bizim anlatmayı unuttuğumuz konular mutlaka olabilir. Yorumlar kısmında yazmaktan çekinmeyin. Hepsini okuyoruz, hepsini değerlendiriyoruz arkadaşlar. YouTube kanalımıza abone olmayı ve bizleri aynı zamanda Instagram, Twitter, Facebook gibi sosyal ağlarda takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.